arkadaşlar. Merhaba. Geç kaldım, kusura bakmayın. Nasılsınız? İyiyim. Aşk olsun tatlıcım. Ya çok iyi değilim aslında çocuklar. Çünkü sabah gelirken arabamı çalıştıramadım. Arabamı çalıştıramadım, onunla uğraştım. Otobüste gelmek zorunda kaldım. O yüzden biraz zor geldim. Geç kaldım, tekrar kusura bakmayın. Arkadaşlar böyle problemler yaşıyoruz değil mi? Evet. Bazen günlük hayatımızda böyle problemler karşımıza çıkabiliyor değil mi? Peki, nasıl problemlerle karşılaşabiliyoruz? Örnek vermek ister misiniz? Ben mesela arabam çalışmadı. Evet abi. Ben zaten sabah uyanamıyorum. Olabilir. Başka? Evet Nazlı? Biletim bitti. Bileti? Otobüs bileti. Otobüs bileti. Önce mesela ben sabahları kalktığım zaman çantamı hazırlıyorum. O yüzden çok oyalanıyorum ve okula geç kalıyorum. Evet, bu da sorun. Bazen dışarı kaçırabilirsiniz. Aa, çok büyük bir sorun. Değil mi? Ödevlerimi yapmamama sebebin olarak bunu mu söyleyeceksin evet, acaba? Ben yapamadım açımı. Peki, onu dikkate alacağım. Evet, Onurcu. Önce Gamba'da izliyorum ben akşamları. çok keyifli, geçerim. Ben de bazen izliyorum. Önce çok güzel. Öneririm arkadaşlar. Esen sana öneririm Gamba'da. Öpürüm. O yüzden geç yatıyorum ve sabah kalkamıyorum. Aa, bu çok yanlış ama. Burada gençliyorum. Evet, o çok yanlış. Bu biraz sonra çalışma kağıtlarımızda böyle bir etkinliğimiz olacak. Aa. Mesela ona uygun sen güzel örnekler yazabilirsin o zaman. Yani demek ki arkadaşlar günlük hayatta bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz değil mi? Şimdi bunlara çözüm önerileri getirmek için bazı teknikleri uygulayabiliriz. Size ben balık kılçığı yönteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Balık kılçığını hepiniz biliyorsunuz değil mi şekli nasıl? Evet. Bir tatlı balık kılçığı çizelim. Balığımızın neyi vardır arkadaşlar? Kafası vardı. Ve kılçıkları vardı değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar balık kılçığı tekniğimizde ne yapıyoruz? Diyoruz ki bir problemimiz var. Hepinizin saydığı benim söylediğim gibi bir problemimiz var. Problemimizi buraya yazıyoruz. Daha sonra bu probleme neden olabilecek şeyleri de kılçığın üst taraflarına yazıyoruz. Buraları problemin nedenlerini yazıyoruz. Bu problemin ana nedenleri yalnız buraya yazılıyor arkadaşlar. Alt nedenler de olabilir. Alt nedenleri varsa eğer buralara çizgiler çizip kılçığımızı genişletip alt nedenleri de ekleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle iki grup yapıyorum. Herkes bir bu grup ve ikinci grup. Bir grup lideri belirlemenizi istiyorum. İsterseniz ben de belirleyebilirim zorlanıyorsanız ama ben sizin tercihinize bırakmak istiyorum. E-posta atacağım arkadaşlar. Hep beraber yapacaksınız. Birer kişiyi atmak için sadece söylüyorum. Tamam, bu gruptan Onur. O gruptan Sena. E-postalarınızda arkadaşlar zaten e-postalarınızı kullanıyorsunuz değil mi? E-postalarınızda almıştık yapıyorduk. Evet. Şifreler sağlamda, şifrede kimseye vermiyorsunuz. Tamam. Senacığım, Onurcuğum şimdi size atıyorum ben. Senacığım sana çalışma kağıdı biri, Onurcuğum sana çalışma kağıdı iki atıyorum. Örnek problemlerimiz var arkadaşlar. Bu örnek problemlerimizi, lütfen, örnek problemlerimizi iki tane nedenini doldurmanızı istiyorum. Sena, sana iki nedeni doldurduktan sonra sen Onur'a atacaksın, Onur sana atacak. E-postayla birbirinize göndereceksiniz. Şimdi gönderiyorum. Mailler elinize geldi mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Arkadaşlar beraber düşünün. İki neden bulmanızı istiyorum. İki neden ve alt nedenlerini bulmanızı istiyorum. Hemen hızlıca bakarsanız bitirince de arkadaşınıza atıyorsunuz. Sena Onur'un e-posta adresi var mı sende? Var. Onur senin Sena'nın kulağına.
Sena değil misin? Yok. Sena 28 kira. 28 kira. Ödem Sena 2 yok. Evet, değerli benleri de dolduruyorsunuz arkadaşlar. Doldurduğunuzda bana e-postayla gönderiyorsunuz hızlıca. Benim e-postamı biliyor musunuz bu arada? Evet, evet, benim haberim var. Etkimi.com değil mi? Tamam, umutum aynen öyle. Ödem ben gönderdim. Tamam. Biz de bitirdik. Tamam, yolladınız mı? Evet, evet. Tamam, bakıyorum şimdi. Arkadaşlar bak bakalım ilk problemimiz neydi? Sularımız da kirleniyor. Bu bizim ilk problemimizdi. Okuyalım bir problemimizi. Teknolojinin hayatın pek çok alanına girmesi ve fabrikaların artmasıyla çevremizdeki doğada bu gelişmelerden etkileniyor. Bir sahil şeridinde çevre temizliğiyle ilgili birbirinde çalışan Sinan neden suların bu kadar kirlendiğini merak ediyor. Hadi bakalım nedenlerimize bakalım. Ne yazmışsınız? Evet. Örneğin evlerden sulara karışan atıklar sularımızı kirletebilir. Evet. Mesela kızgın yağ lavaboya dökmek sularımızda çok büyük kötü etkileri olduğunu ben de heyecan edeceğim. Evet. Evet, evet Ahmet. Piknik yaparken çok böyle özel çanda çok çöpler atılıyor. Değil mi? Piknik alanlarında atılan çöpler de etrafı kirletiyor. Oradan da karışıyor sulara. Evet Feyza'cığım. Evet. Peki başka? Son nedenimizi kim söyleyecek? Evet Mustafa Hocam. Piknik alanlarında atılan çöpler. Ahmet'i dinlemiyoruz sanırım. Sen sayda atar demek istedin galiba. Şimdi daha söyle Mustafa Hocam. Öğretmenim sahile atılan çöpler. Evet sahile atılan çöpler. Peki bunların alt nedenlerine de doldurmuşsunuz. Bakıyorum. Lavabolara yağ dökülüyor. Evet onu söyledi. Kimyasal atıklar kanalizasyon nedeniyle göllere karışıyor. Feyza bunu söyledi. Tamam arkadaşlar peki şimdi buna çözüm önerileri getirelim. Suların kirlenmemesi için o zaman ne yapacağız? Evet Ahmet. Öğretmenim bence piknikteyken bu şekilde etrafı çöplatan insanları gördüğümüz zaman uyarmalıyız. Hem kendimizi atmayacağız hem uyaracağız değil mi? Evet. Başka onu da... Öğretmenim kızgın yağlı ve şişeleri tabii soğuyunca. Değil mi? Bunu da yapmamız lazım. Depolayıp çöpe atmalıyız. Yani kullanılmış yağ. Evet. Tamam doğru. Başka? Evet Sena. Evet, filtrede kullanmalılar aynı zamanda. Evet. Başka var mı? Evet. Sahile giderken öpmenin yanında çöp poşetiyle gitmeliyiz ve onların içine doldurmalıyız. Mesela çekirdek çitliyorlar değil mi? Evet, evet. Sahil kenarında her yere atıyorlar. Çok kötü oluyor. Zaten kumlar sıcak bir yere bastığında o çekirdek kırıp ayağımıza batıyor. Ben hiç sevmiyorum. Hem öyle hem görüntü kirliliği değil mi? Evet, yaşındaki yasal düzenlemeler olabilir. Evet, yasal düzenlemeler de olabilir. Aslında yasal cezaları var ama yaptırımları çok fazla olmadığı için çok fazla uygulanmıyor. O yüzden biz daha dikkatli, daha bilinçli davranmamız gerekiyor. Peki. Diğer çalışma kağıdımıza geçelim arkadaşlar. Evet. Buradaki problem durumumuzda Gökçe'nin okula geç kalmasıydı. Okuyalım. Gökçe neredeyse her sabah okula geç kalmaydı. Bu durum Gökçe'yi iyice rahatsız etmeye başladı. Tamam. Gökçe okula onun kadar sık geç kalan başka birisi yoktur. Ve bu durumu iyice dikkat çekmeye, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. Gökçe buna bir çözüm bulmak istemektedir. Tamam. Gökçe'ye o zaman yardımcı olalım değil mi arkadaşlar? Evet neler yazdınız bir bakalım hep beraber. Gökçe okula geç kalıyor. Nedenleri ne olabilir? Nazlı. Sabah vaktinde kalkamıyor olabilir öğretmenim. Evet. Onur. Okula gelirken yolda oyalanıyor olabilir. Evet. Geç yatıyor olabilir. Evet geç yatıyor olabilir. Öğretmenim çantasını sabah hazırlıyor olabilir. Çantasını aynen öyle. Peki Ahmet çantasının sabah hazırlığı yok. Bu yüzden geç kalıyor. Bunu nasıl bir çözüm önerisi getirebiliriz? Ne diyebiliriz? Öğretmenim akşam yatmadan önce hazırlayabilir çantasını. Evet peki. Zamanında yatmıyor dedik. Neden zamanında yatmıyor olabilir çocuklar? Tabii. Öğretmenim onun gibi belki orada gambol izliyordur. Olabilir değil mi? Doğru televizyon izliyor olabilir. Evet Sena. Oyun da oynuyor olabilir. Öğretmenim Safet gibi ödevlerini geç yapıyor olabilir.
Aa, ödevlerini zaten geç mi yapıyorsun? Evet, öğretmenim gece bana mesaj atıyor, ödevimi yaptım diye. Ben de çoktan yapmalı diye ben yeni başlıyorum, bana atar mısın? Ben atmıyorum kendimi. Sen yapmıyorum. Neden bu kadar geç saate bırakıyorsun ödevlerini? Öğretmenim sabahları işim oluyor çünkü. Ama ödevlerden daha önemli bir işin olmaması lazım. Doğru söylüyorsunuz. Oyun oynamayı bırakmazsın arkadaşlar. Sonra ödevler zaten sizin öğrenmeniz için veriliyor arkadaşlar. Geç saate bırakırsanız öğrenmeniz etkilenir bu durumdan. Peki, başka ne demiştin Onur? Öbür sabah vaktinde kalkmıyor. Neden kalkmıyor olabilir? Evet Feyza? Alarm kurmuyor olabilir. Alarm kurmuyor olabilir. Öbür bizi geç yap. Bir saniye Onurcuğum. Alarmını ertelemiş olabilir öğretmenim. Ben bugün öyle oldum çünkü. Alarmımı erteledim, sonra annem uyandırdı beni. İlk annem uyandı. Evet. Tamam, evet Onurcuğum. Öbür alarm sesi çok düşük olabilir. Onu uyandırmayacak bir deli olabilir. O da onu uyandırmıyor olabilir. Evet olabilir. Peki o zaman nasıl öneri getireceğiz bu duruma? Ne diyebiliriz? Öğrenim sesini yükseltmeyi olabilir. Evet. Hocam zamanında yatabilir akşam geç yatmazsa. Evet. Akşam geç yatmazsa eğer erken kalkar yetişebilir. Evet fazla. Daha fazla alarm kurabilir. Daha fazla alarm kurabilir. Çok doğru. 5 dakikada, 1 dakikada bir alarm kurabilir. Evet. Tamam arkadaşlar, var mı eklemek istediğiniz bir şey bu konuyla ilgili? Hayır, öğretmenim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Günlük hayatta böyle problemler ve karşılaşırsak bu tekniği uygulayabiliriz. Nedeni ne olabilir? Ona göre de çözüm önerileri üretebiliriz. Şimdi ben size şeyi hazırladım. Size bir ödev kağıdı vereceğim. Hepinizin e-postalarına gönderiyorum. Şimdi de yansıtacağım arkadaşlar tahtaya. Şöyle gösterebilirim. Şurada biraz daha büyütelim. Öğretmen bana geldi galiba. Ben de geldim. Tamam. Öğretmen hafta gelip arkasını çalışmamış değil mi? Evet, aynen öyle. Bugün ben gelirken biliyorsunuz arabam çalışmadı, o yüzden geç kaldım. Bunun nedenleri ne olabilir diye düşünelim biraz. Tamam mı? Bunu puanlandıracağım arkadaşlar. 100 üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Her neden 5 puan, alt neden 5 puan ve getirdiğiniz çözüm önerileri de 60 puan olacak toplam. Her biri 15 puan değerinde. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer var mı? Peki biz bunları niye gördük, bir de onu söyleyeyim arkadaşlar. Niye biz bu problemden bahsediyoruz bilgisayar dersinde? Öğretmenim, mesela ileride karşılaştığımız sorunları daha hızlı çözebilmek için olabilir mi? Evet. İleride şimdi daha sonra göreceğiz, algoritmalar oluşturacağız arkadaşlar. Problem çözme basamakları, algoritmalar, bunların hepsi aslında bilgisayar konusu. Siz bugün hani neden günlük hayattaki problemlere örnek veriyoruz diyebilirsiniz ama bunlar en başı bu konumuzun. Haftaya bu konudan devam edeceğiz zaten. Algoritmaları oluşturacağız, verilen problemi uygun adımlarla çözeceğiz. Problem türlerinden bahsedeceğiz. Bunlar günlük hayatta karşılaştıklarımızı sadece. Tamam.